Konuğumuz çok önemli. Aslında araştırmalarıyla, okuduğu kitaplarla ve Türkiye gündemini de, dünya gündemini takip eden değerli bir vatandaşımız var. Adem Hanifi Özen. Aslında Adem Hanifi Özen'i medya izleyicileri tabii ki yakından biliyorlar. Bir vatandaş olarak stüdyomuza geldi, konuk etti kendisini. Türkiye'de neler oluyor? Bunlarla ilgili soracağız. Adem Hanifi Özen düşüncelerini, duygularını aktaracak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleyman Bey. Öncelikle tabii ki bizler yine her zamanki gibi Medya 24 izleyicilerimizi saygılarımızla ve sevgilerimizle selamlayarak programımıza başlayalım. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olasın. Güzel duygularınız için Ramazan ayında. Evet. Sayın Özen tabii her ne kadar Ramazan ayında olsa hayat devam ediyor. Ve Türkiye'de iyi şeyler de olmuyor. Evet. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle tabii ki vatandaşlarımızın Ramazan ayı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu ve bereket getirsin temennisiyle başlayalım programımıza. Tabii ki ülkemiz uzun zamandan beri Süleyman Bey yönetilme riskiyle karşı karşıya, yani ülkemiz yönetilememektedir. Bu ekonomik alanda aynı şekilde işsizliğimizin şu anda 7 milyonun üzerinde olduğu seyrettiği ve giderek de derinleştiği bir süreci hep beraber yaşamaktayız. Aynı şekliyle eğitimde, sağlıkta veya istihdam alanlarında artı iç siyasette ve dış siyasette özellikle komşularımızla olan ilişkilerimizde de nereden bakarsak bakalım ülkemizin her tarafı delik deşik. Ha şimdi tabii ki bu gidişatı artık milletimizin içerisinde bulunmuş olduğu durum tabii ki müsaade etmeyecektir. Bir çıkış kapısı mutlaka olması lazım. Bu tür uygulamalar, yani olumsuz gidişat, pejoratif sürdürülebilir değildir. Elbette ilerleyen sürede kendisi için olumlu olan faydalı kararı mutlaka verecek. O kadar uzak olmadığını sizlerle paylaşmak isterim. Evet, teşekkür ederiz. Sayın Hocam, şimdi tabii iyi şeyler olmuyor ve Türkiye'de biraz bunu böyle somutlaştırarak mesela işsizlik şu anda, evet tabii. Yani şu anda insanlarımızın, çalışan insanlarımızın, her zaman söylüyoruz, esasında istihdam alanı ya da hizmet sektöründe çalışan bizim işçimiz, emeklimiz, memurumuz, hane halkımız yapmış olduğu harcamalar ve gelirlerini karşılaştırdığımız zaman şu anki mevcut ellerinde bulunan gelirler bu hane halkı harcamalarını karşılamaya yetmemektedir. Bugün düşünebiliyor musunuz? Madencilerimiz şu anda 4 aydır maaş alamamaktadır. Yoksa madencilerimizin maaş almasına ülkeyi yöneten yönetimin yapmış olduğu uygulamalarla vereceği gelirlerden kaynaklanmıyor. Doğru yönetilemediği için maaş alamamaktadır. Şimdi bakınız, inceleyiniz, en son geçen hafta mecliste ne geçti işçilerimizle alakalı olarak? Bugün mesela evet, kiralık işçi anlaşması meclisten yasayla AKP eliyle geçti. Bu ne demek? Bu ne demek? Şu demektir. Daha önce İngilizlerin, Amerikalıların, Güney Amerika'da pamuk tarlalarında ya da tarlalarda, tarım alanında köle olarak kullanmış olduğu insanların 2016 yılı itibariyle modern köle ya da postmodern köle diye tabir ettiğimiz kıvama kavuşmuş olduğu, değişen bir şey olmadığını görmekteyiz. Ha bu da neden? Ekonominin doğru yönetilmediğinden kaynaklanmaktadır. Siz şimdi bir defa madenlerimiz normalde bizim insanlarımızın kendi kaynakları. Kaynakları. Tabii ki öz kaynaklarımız ve bize ait olan bir kaynağımız. Şimdi normalde daha önce bu neydi? Devlet eliyle yönetiliyordu değil mi? Devlet kendisi istihdam ihtiyacı hissettiğinde ne kadar kömür madeni ya da maden işçimiz lazımsa, mühendisimiz, şefimiz vesaire, çalışan insanımız lazımsa ona göre ne yapıyordu? Alım yapıyordu ve onun brüt maaşı üzerinden emeklilik keseneği, sağlık ödeneği, maaşı artı belli aylarda primleri, bayram haçlıkları ya da bayram yardımları olmak üzere belli bir ücret üzerinde ne yapıyordu? Zam alarak da hayatına olumlu bir şekilde devam ediyordu. Ne tazminat riski, ne sosyal hakları riski, ne diğer benzeri çalışma saatleri olsun veya tatiller gibi öz haklarıyla ilgili, sosyal haklarıyla ilgili olsun bir tırpanlama söz konusu değildi. İşçi örgütleri, sendikalar mücadelesini yapıyordu ve haklı olarak da ne yapıyordu? İşçi lehinde bir gelişme oluyordu. Şimdi ise ne oldu? Devlet elinden bunlar alındı. Yine AKP ile 2012 yılında başbakanlığa ihale yapma yetkisi verilerek dönemin başbakanına ne oldu? İşçilerimizin hakları her geçen yıl ya da aylarda yavaş yavaş törpülenmeye başlandı. Bakınız, kadrolu işçi olma sürecinden neye geldik biz? Modern köle olma, kiralı işçi olma statüsüne geldik.
Peki burada bizim milletimizin lehine olan bir şey var mı? Aynı şekilde sadece işçilerimiz değil, emekçi kardeşlerimizden emeklilerimiz de aynı pozisyonda. Bugün işçilerimiz ne yapıyor? Yani emekli işçiler de mi aynı pozisyonda? Aynı pozisyonda bugün. Buyur. Buyursunlar. Buyursun. Estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi memurlar, devlet memurları maaşını zamanında alıyor. Evet. Sayın Özen, takip ettiğiniz için söylüyorum. Fakat işçiler alamıyor. Evet. Yani bu neden kaynaklanıyor? Bu şundan kaynaklanıyor. Yarın memurlar da aynı eğer eğitim veya da memur kurumlarında çalışan memurlarımız, diğer devlet kurumlarında çalışan kurumlarımız özelleştirilirse aynı akıbete memur kardeşlerimiz de, vatandaşlarımız ve yurttaşlarımız da uğrayacak demek. Böyle bir tehlike var mı? Kesinlikle var. Var. Zaten şu anda dikkat ederseniz bu eğitim ve öğretimde temel eğitim liselerini, bunlar her ne kadar cemaate operasyonmuş gibi sunulsa da ben altyapıda eğitimin özelleştirilmesi, devlet eliyle yapılan harcamaların geriye çekilmesi, şu anda çünkü normalde bütçenin %32-33'ü eğitime gider. Siz şimdi o %33-32 milli gelir payındaki bütçemizden ayrılan payı milli eğitime değil de sermayenin eline verirseniz ne olur? Eğitimin özelleşmesi için teknolojik altyapılar yapılır. Aynen sağlıklı olduğu gibi. Daha sonra parası olanlar iyi okullarda, olmayanlar ise birilerinin oyuncağı haline gelecektir. Bu da doğal olarak şu anda olduğu gibi de kaliteyi aşağılara doğru çekecektir Süleyman Bey. Konuyla ilgili olduğu için söylemem gerekiyor. Bir sivil toplum kuruluşu bir araştırma yapmış. Dün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinden birisi açıkladı. Evet. Türkiye'de okula gitmeyen öğrenci sayısı 2.300.000'miş. Doğru. O yani, da, evet. Eğitim görmesi gereken nüfusun %5'i şu an Türkiye'de eğitim göremiyor. O da şundan kaynaklanıyor. Şu anda eğitimi tek tip hale getirmeye çalışıyorlar. Herkesi ille de imam hatip mezunu olması gerektiği gibi ya da kendi istedikleri kıvamda insanlar yetişsin ki düşünmeyen, üretmeyen, sormayan, sorgulamayan veyahut da teknik anlamda kendisini geliştirip ülkeye ekonomik olarak insanlarımız eğitim öğretim sürecinde faydalı olması gerekirken AKP'nin istediği dizaynda ne yapacak? Bunlara direkt bağlı olacak. Eğitim öğretim yuvalarında gençlerimiz de bunların arkası bahçesi olacak. Bunların İmam Hatip'e karşı gelmek ya da İmam Hatip'i istememekle ilgisi yok. Herkesi aynı yere koyamazsınız. Bu hangi ideolojide olursa olsun yanlıştır. İnsanlarımızın yeteneklerine göre elbette ki İmam Hatipler de bize lazım. Onlar da bizim kendi okullarımız. Ama bunlar öyle bir hale getiriyor ki tek tip. Herkes İmam Hatip'e gidecek. Öyle bir şey yok. Zaten bizim şu anda Süleyman Bey, Cumhuriyet tarihinin de başaramamış olduğu eğitim sektörü bir toplumun gelişmişlik özelliğini gösteren ve aynı şekilde de kazmanın ciddi anlamda vurulup yepyeni bir anlayışla evrensel, düşünen, düşündüren, soran, sorgulayan, araştıran insanlık bilimine hizmet edecek ve bu evrensel yapıyı koruyup zenginleştirecek nesli üretmemiz lazım. Bunun da yolu yine eğitim öğretimden geçiyor. Burası en önemli olan unsurlarımızdan birisidir. Bakın teknik okullara. Şu anda teknik okullarımız üretebiliyor mu? Veyahut da teknik okullarımıza giden öğrencilerimizin seviyesi. Fen lisesine giden öğrencilerimiz esasen teknik liselere gitmesi gerekirken şu anda atıl pozisyonda olan öğrencilerimiz ne yapılmaya çalışılıyor? Buralara yığılmaya veyahut da az önce söylediğimiz gibi tek tip insan yetiştirmeye dayanan İmam Hatip Lisesi'nden sadece mezun olacak olan profili yerleştirmeye çalışıyorlar. Bu kesinlikle doğru değildir. Bizim din dersini veyahut da İmam Hatipler insanlara din dağıtmaz. Evet, gereklidir ama gerekliliği konjektürel yapının dengesi içerisinde değerlendirilmesi lazım. Dengeyi bozucu yapılacak her müdahale o toplumu bitirme anlamına gelmektedir. Biz aslında tabii Türkiye'nin durumu nedir diye sorduk. Siz işsizlikten hareketle eğitime kadar... İşsizliğe geldik, işsizlikten eğitime getirdik. Eğitime getirdik. Şimdi bundan sonrasında peki neler söyleyeceksiniz? Yani ne yapılabilir bu durumda? Şimdi eğer olayı hiyerarşik yapı olarak dizayn edecek olursak her zaman Süleyman Bey şunu düşünmemiz lazım. Bir toplumu gelişmişlik özelliği, bakınız gelişmişlik özelliği o toplumun bireysel ihtiyaçlarını giderecek bir siyaseti üretmekten değil. Toplumsal ihtiyaçları giderecek, aynı şekliyle de o toplumun kaba içgüdüden gelen eğilimlerini ahlaki eğilimle, o da yani eğitimle ve aynı şekliyle özgür düşünen ve entelektüel düşünen toplumu da oluşturma, yine söylediğimiz gibi eğitim ve öğretim sürecinden geçecek olan bir defa bir toplumu inşa etmek zorundayız. Nasıl olmalı eğitim sistemi bizim? Eğitim sistemimiz, evet şöyle olmalı. Yani bugün dünya bunu çözdü.
çözdü. Yalnız biz ve bizim gibi ülkelerin eğitim ve öğretim sistemi kendi siyasetine binaen üretilmiyor. Burası her zaman bizim coğrafyamız ve diğer Orta Doğu toplumları ve Türkiye Cumhuriyetleri toplumlarında eğitim ve öğretimi başkaları tayin ediyor. Başkaları dizayn ediyor. Yapılması gereken şudur. Bir, ekonomik ölçekli düşünmek zorundayız. Artı, eğitimi söylerken de, ekonomik ölçekli yaparken de nedir? Teknik liseler ve meslek liselerinin sayılarının artırılması. Teknik liseleri ne yapmak lazım? İşlevlilik haline getirmek lazım. İşlevselliğini güçlendirmek lazım. Zeki çocuklarımız örneğin diyelim ki elektrik elektronik mühendisliğine gidecek. Ne işi var Anadolu Lisesi'nde, Fen Lisesi'nde öğrencimizin? Halbuki öğrencimiz gelecek, teknik lisenin elektrik elektronik bölümüne gelecek, 4 yıl oradan zor mezun olabilecek. Oradan mezun olabilecek olan öğrencilerimiz elektronik ve elektrik mühendisliğinin bölümüne üniversiteye gitmesi lazım. Ama adam Anadolu Lisesi'nde, Fen Lisesi'nde bütün dersleri almak zorunda. O derslerden bir YGS ve LYS'ye imtihana giriyor. Ve arkasından hiçbir bilimsel tecrübesi olmadan o gencimizi alıyoruz biz. Ne yapıyoruz? Sen tıpçı olacaksın. O da kaza kayıt. Hani bilerek orayı seçemiyor. Şansına neresi gelirse. Tıpı isterken hukuk fakültesi geliyor. Halbuki öğrenci tıpı istiyordu ya da elektrik elektronik mühendisliğini istiyordu. Kazayla ne oldu? Hukuk fakültesi geldi. Ama hukuk fakültesinde okurken o veriyle yetişmediği için ne oluyor? Bu insanımız istem dışı tercihlerine giderek ve asıl olması gereken az önce söylediğimiz gibi mühendislik bölümüne, mühendislik teknik liselerinden geçmesi gerekirken Anadolu ve Fen Lisesi'nden gidip orada artı elektronikse eğer kabloyu ve çipi daha birinci sınıfta yeni öğrenmeye başlıyor. Bu insan faydalı olabilir mi? Tabii ki olamaz. Hayır, tabii ki olamaz. Sayın Özen, tabii burayı çok geniş açıkladınız. Teşekkür ediyorum. Ya öğrenciyi diyorsunuz ya da biz gencimizi yeteneğine göre değerlendirmeliyiz. Bu mu çıkıyor? Elbette. Tabii yeteneklerine göre keşfedilecek. Yani, evet. Bunun uygulama şekli bellidir. Somut işlemler döneminde alacağı dersler farklıdır. Eğitim ve öğretim tekniği açısından baktığımız zaman. Soyut işlemlere geleceği zaman öğrencimizin yeteneklerine göre nereye uygunsa oraya yönlendirilmeli. Bir de önemli olan bir husus etmek istiyorum. Bizde eğitim ve öğretim sistemi daha çok yüksek disiplinli ve güvensizliğe dayalı, kontrole dayalı bir eğitim sistemi olduğu için bu doğru değil. Nedir? Eğitim ve öğretimin taksonomisi dediğimiz analiz, sentez, kavramlar ve programlama artı münazara yapma becerilerini öğrenciye verip sorumluluk vererek eğitim ve öğretimi bu şekilde şekillendirmek gerekiyor. Bu da ayrı bir eksikliktir. Bunu da söylemiş olalım. Bu eğitim tabii başlı başına ayrı bir konu tabii. Yani saatlerimizi alacak bir konu. Evet. Şimdi tabii Türkiye nereye gidiyor dedik, hep harekette oradan size sorduk. Bugün Türkiye hem siyasi hem ekonomik hem kültürel hem sosyolojik olarak bir baskı altında ama siz... Evet, kesinlikle şu anda kayyum, evet. Tabii ki bunlar şundan kaynaklanmaktadır. Bunun psikolojisini iyi anlamak lazım. Şu anki AKP yönetimi, zaten AKP diye bir parti yok. Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamını meşgul eden bir şahsın küresel sermayenin istek ve arzularını yerine getirmeye yönelik vermiş olduğu sözlerin bizler bedelini ödemekteyiz. Şu anda ne yapılıyor? Hukuk tasfiye edildi. Anayasa biliyorsunuz zaten uygulanmıyor. Bizler tabii ki buna rağmen yine hukuku gözeterek hareket etmek zorundayız. Ama iş eğer hukuku tanımama ya da insanlarımız buralara kolay kolay gelmiyor. Bunun 300 yıllık bir geçmişi var. Bunlar kolay kolay oluşmuyor. Ha biz bu hukuksuzluğu, anayasaya uymamayı kimseye de yedirtmeyiz. O ayrı bir konu. Tabii ki baskılar var. Ekonomik baskıları kayyumlarla görmekteyiz. Şirketlere yapılan keyfi uygulamalar. Tabii ki medyayı susturma yönelik çabalar ve gayretleri hep beraber zaten yaşıyoruz. Bunlar elbette ki yönetilememezliğin ve suçluluğun getirmiş olduğu psikolojik bir davranıştır. Sonu yoktur. Bunlar tabii ki şu anki yönetim, AKP yönetimi ve Cumhurbaşkanlığı makamını meşgul eden şahsın duvarı kırarak, yıkarak bir yerlere hedefe ulaşmaya çalışıyor. Bu anlamda tek başına da hareket etmiyor bu yönetim. Dışarıyla beraber, küresel sermayeyle beraber onları memnun edecek, onların istek varusunu yerine getirecek bir uygulamayı görmekteyiz. Şu an üretim zaten yok. Her şeyimiz ithalata dayalı. İhracat zaten aşağılarda sürünmektedir. Turizmde hep beraber görüyoruz. Talepler %50'nin üzerinde aşağılara doğru seyretmektedir. Hatta onunla ilgili yakın zamanda medyada memurlara mecburi tatil yapılıp aylıklarından düşmek gibi de böyle aptalca fikirleri öne sürmeye kadar ileri götürmektedirler. Bu tabii ki yazık.
Bunun bedelini hep beraber bizler ödüyoruz. İşte PKK, geçelim mi PKK sürecine? Şimdi oraya geçmeden önce tam turizm çok önemli bir noktaya geldi aslında. Türkiye ekonomik olarak hakikaten istenilen noktada değil. Değil. Bunun yine ifade ettiğiniz yanlış politikalar sonucu olduğunu altını elbette ki. Biz olmadığımız için, yani yönetimde biz ve bizim gibi düşünen insanlar olmadığı için sürekli bu milletimizin, halkımızın aleyhine olan durum derinleşerek devam ediyor. Biz insanlarımız olarak artık siyasi partileri, biz ve bizim gibi düşünenler, Medya 24 izleyicileri bak iyi dinleyiniz. Biz ve bizim gibi düşünen insanlar ancak siyasal örgütleri kemikleştirir, orada organizasyonu kurarsa evvel Allah'ın izniyle kurtuluş o zaman bizler de olur. Evet. Ben sorumu sorayım. Şimdi mübarek Ramazan ayındayız ama tabi takip edenlerin yanlış anlamasını istemiyorum. Hem memurun maaşı yok. Yani daha istenilen seviyede istenilen değil. Seviyede tabii, değil. İstenilen kredi seviyede kartıyla değil. Borç yaşıyor. İşçiye zaten verilmiyor. Üstüne 11 günlük, 10 günlük bayram tatili. Siz de bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi burada tabii ki devletin bütçesine burada kar var bu işin. 10 günlük bayram tatilini eğer bütçe olarak bakacak olursak. Devletin karı mı var? Devletin tabii şimdi burada ücretli çalışan insanlarımız var. Eğer kanunla koruma altına alınmadıysa, bayram tatili de olsa bu tabii ki memurluklarda